Playerbus ekranlarından hepinize merhabalar. Vodafone Frizon Şampiyonluk Ligi 6. hafta 2. gün röportajlarıyla karşınızdayız. İyi seyirler. Japonya hoş geldin. Tebrik ederim. Neler hissediyorsun galibiyet sonrası? Hoş bulduk. Gayet güzel hissediyorum tabii ki ama istediğimiz oyunu da tam olarak ortaya koyamadık. Yani daha iyi olmasını bekliyorduk. Daha garanti oynamayı bekliyorduk. O kadar fazla hata yaptık ki bu maç. Fakat yine de takım savaşlarında vesaire kazanmayı bildik. Bu galibiyetle beraber galibiyet mağlubiyet sayılarınız eşit olmasına rağmen ikili averajda siz öndesiniz. Yani lider konumdasınız aslında. Bu nasıl hissettiriyor sana? Lider olmak tabii ki de güzel hissettiriyor. Hani daha fazla özgüven, daha fazla rahatlık. Fakat aynı tempoda çalışmamız lazım, bırakmamamız lazım. Ligin bitmesine 3 hafta kaldı. Yani aslında asıl olayımız lig değil de şampiyon olmak. Playoff'lara daha çok çalışmamız lazım, daha da gelişmemiz lazım. Peki bu takımın kaptanı olmak neler hissettiriyorsun? Çünkü kaptan sensin. Tabii ki Fenerbahçe gibi bir organizasyonda kaptan olmak iyi hissettiriyor. Ya elimden geldiğince insanlara yardım etmeye çalışıyorum ben de. Maçla alakalı bir şey soracağım. Üst koridorda Supermassive tarafında daha tecrübeli olan Fabulous yerine Luana'nın oynuyor olması maçın gidişatına çok büyük etkide bulundu mu sence? Yani pek bir değişiklik yapacağını sanmıyordum. Belki Fabulous daha fazla konuştuğu için o yönden etki edebilirdi. Ama sanırsam Luana'nın koridor aşamasını daha çok beğendikleri için Ruin'in karşısına koydular. Fakat ya zaten oyun planımızı da söylemeyeceğim ama duramayacaklardı yani kolay kolay. Joker hoş geldin. Çok güzel bir galibiyet aldınız. Galibiyet sonrası neler hissediyorsun? Merhaba. Çok mutluyum. Yani genel olarak takımca mutluyuz. Çok çalışıyoruz yani. Oyunla alakalı önce şunu soracağım. Bu oyun şu noktadan sonra %100 bizimdi dediğin nokta neresi? Yani ikinci baronu aldıktan sonra %100 bizimdi gibi hissettim ben şahsen. Yani tüm kuleleri açmıştık öyle. Emitörler de alınca. Peki meta ile alakalı bir şey soracağım. Şu an işte 9.3 yaması, kritik eşyaları, AD carry'ler, Jinx'ler, Sivir'ler konuşuluyor. Ama bugün sürekli Cassiopeia görüyoruz. Sen de Cassiopeia oynadın. Cassiopeia'nın şu an metada yeri ne? Yani Mage şampiyonlar mı yoksa Cassiopeia'nın ayrı bir yeri mi var? Yani sadece Cassiopeia değil, genel olarak Mage'ler, Jace olsun, Yasuo olsun gibi hala botta oynanıyor. Yani Kore'de devamlı oynuyorlar. Biz de takip ediyoruz onları. Nişancılar da güzel ama mage'ler de yeri gelince çok iş yapabiliyor. Sen normalde orta koridor oyuncususun. Yani LoL Espor'un sitesinde falan da orta koridor olarak gözüküyorsun. Ama şu an AD carry oynuyorsun. Yani bunun etkisi ne? Yani AD carry'yi işte Cassiopeia oynuyorum çünkü orta koridorcuydum gibi bir şey mi var? Nasıl oynuyorsun? Ya ben her rolde oynarım yani şahsen. İsmimin hakkını veriyorum diyeyim. Öyle. Elayvut hoş geldin. Galibiyet aldınız. Neler hissediyorsun? Hoş bulduk, teşekkür ederim. Gayet iyi hissediyorum. Bu hafta 4'te 4 yaptık akademi ve ana ligde de. Bu yüzden bayağı mutluyum. Bu bize hırs verdi diyebilirim önümüzdeki haftalar için. Oyun içinde şey dediğin bir nokta var mı? Şu saatten sonra artık oyun bizde karşı tarafın kazanmasının imkanı yok. İlk baronu aldıktan sonra çok öndeydik. Oyunu erken kapatabilirdik aslında ama ikinci baronu da bizim alacağımızı düşündüğümüz için beklettik diyebilirim. Yani ikinci baronu alıp oyunu tamamen kapatmayı düşündük. Herhangi bir riske atmak istemedik. Sorunun cevabı da ilk barondan sonra diyebilirim aslında. Peki akademide de 4'te 4 yaptık dedin. İnsanlar Heva'yı eleştiriyorlar bildiğin üzere senin de. Akademi tarafında ana takımla oynuyorlar gibi. Bunun hakkında diyeceğin bir şey var mı senin? Ya bu yanlış algı diyebilirim buna. Çünkü takımda hiç kimsenin tecrübesi yok. Yani aslında doğru olan akademi kadromuzla ligde oynuyor şeklinde denmesi lazımdı. Yani bunu diyebilirim. Anladım. Teşekkürler. Tekrar tebrikler. Penki hoş geldin. Çok uzun süren bir maçın ardından galibiyet aldın ve bu revanş oldu aynı zamanda sizin için. Neler hissediyorsun? Yani şu an güzel hissediyorum. Revanşı almak gerçekten iyi hissettirdi. Galatasaray'da yani ligin üst sıralarını oynayan bir takım. Hani burada kazanmak bizi cidden mutlu etmişti. Dünün aksine Bursa'ya kaybetmiştik. Bunun üzgünlüğünü biraz da olsun egal etmeyi başardık. Bugün mutluyuz yani. Peki maçın bu kadar uzun sürmesinin sebebi neydi ve oyunun bitiş anı ne oldu? Yani oyun birazcık pimpon oldu. Onlar ittiriyordu. Vision alıyorlardı. Biz ittiriyorduk. Biz Vision alıyorduk. Sürekli pimpon pimpon yaptık. Ama en sonunda Syndra birazcık Zoe'ye bir tek atmaya başardı. Orada oyun koptu diyebiliriz ve böylelikle kazanmayı bildik.
Şu anki kadronuz gayet güzel gözüküyor ve işte galibiyet aldınız. Peki neden alt sıralardasınız sence? Yani ilk kadro kurulurken dışarıdan bakınca kağıt üstünde gerçekten çok güçlü gözüküyorduk. Özellikle power rankinglerde falan hep biz üst sıradaydık. Ben de ilk takıma katıldığımda ben de böyle düşünüyordum. Üst sıralara oynayacağımızı düşünüyordum. Biraz Misfits'e benzedi durumumuz. Onlar da LEC'de çok iyi sırada başladılar ama sonradan aşağı indiler. Onların da kadrosu çok güçlüydü. Burada bence bizim hem biraz uyum sorunumuz var hem de sahnede biraz çekindiğimizi düşünüyorum antrenmanlara kıyasla. Eğer bu korkuyu yenersek üst sıralara tırmanacağımızı düşünüyorum. Peki önümüzdeki haftalarda üst sıralara daha yaklaşacak mısınız tekrar rövanş maçlarıyla? Yani biz de bunu planlıyoruz. Yani elimizden geleni yapacağız. Çok teşekkürler. Tebrik ederim tekrar. Korps hoş geldin. Güzel bir galibiyet aldınız. Neler hissediyorsun? Teşekkür ederim. Şu an çok mutluyum aslında. İlk win'imizi aldık çünkü geldiğimden beri. Mutlu hissediyorum. Peki takımda şu an ilişkileriniz nasıl? Daha yeni katıldın söylediğin gibi. Ya daha yeni katıldım. Aslında takımımız yani suskun biraz. Yani suskun değilim. Herkes kendi halinde ama yine de cana yakın bir arkadaş ortamı var. Şu an için iyiyiz yani. 3 gün oldu galiba geleli. Perşembe günü geldim. Şu an iyiyiz. 6 gün önce Beşiktaş'la kontratım devam ediyor ama tekliflere açığım diye tweet attın. 2 gün sonrasında direkt Dark Passage yeni desteğimiz Korps diye duyurdu. Bu kadar kısa sürede bir takıma girmeyi de Dark Passage'e girmeyi bekliyor muydun? Vallahi ben onu yazar yazmaz 3 tane takım yazdı zaten direkt. Burada isimlerini söylemiyorum tabii. yani Beşiktaş'ta da devam edebileceğimi düşünüyordum aslında. Biraz haksızlık oldu gibi sanki ama. Direkt Dark Passage'e geldim yani. Dark Passage beni istedi. Onu yazar yazmaz. Direkt Dark Passage'e buldum kendimi. Peki az önce oynadığınız maçta dönüm noktası neydi sence? Yani hani şu noktada artık oyun %100 bizimdi. Kazanmalarının imkanı yoktu dediğin nokta nedir? Aa, çok zor. Ya bir yerde birini yakalamıştık galiba da orada dönüm noktası orasıydı galiba. Yakalanmışlardı. Oradan kazandık diyebilirim. Ya rotasyonları çok iyi yaptığımızı düşünüyorum. Galacticos biraz yani sürekli mağlubiyet almanın şeyiyle biraz taktiksel olarak geriye düştüler galiba. O yüzden bunu kullanıp kazandık. Peki önümüzdeki haftalarda nasıl bir performans beklemeliyiz takımdan? Önümüzdeki haftalar bizim için zorlu olacak. Beşiktaş var. Onlara karşı iyi çalışacağız. Bakalım. Playoff'u garantilemek istiyoruz. Yeni takımın hayırlı olsun. Tebrikler.